1 Temmuz'a elektriğe %15, doğalgaza %12 zam geldi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Enerji kaynaklarına zam yapılması bir ülkede o ülkenin temeline atılan dinamittir. Çünkü her şey zincirleme gelir, domino etkisi yaratır, her şey pahalanır. Bu ne demektir? Ücretlinin ücretini mesela 1000 liraysa 800 yapmıyorsunuz da üretim araçlarına zam yapıyorsunuz, adamın cebindeki parayı 800'e düşürüyorsunuz. Budur yani ve ülkenin temeline atılan bir dinamittir. Enerjiye, sağlığa, eğitime yapılan zamlar bir ülkeyi yıkmak için yeter. Bu kadar basit. Başka bir şey demeyeceğim artık. Daha ne diyebilirim? Ekonomik açısından zaten mahvolmuş durumdayız. Hani sürekli zam üstüne zam üstüne zam. Zaten hani çok zor bir süreçten geçtik. Bence bu zamın eklemek yerine düşürülmesi mantıklı olandı. Çok iyi olmuş ya. %15 mi? Niye %20 olmamış ya? Az gelmiş yani. Ben %20-25 geldi tahmin ettim. Hayır olsun, zama alışkınız biz Türk milleti olarak. Zam bizim için çekirdek gibi. Onun için sıkıntı yok. Yani %15, %20, %25 bizim halkımız götürüyor yani. Çok mutluyuz. Emeklilere de zaten yeterince para verdi. Çok rahat ödeyebiliyoruz. Allah kahretsin. Yeter mi? Yani geçinemiyoruz. Gerçekten geçiremiyoruz. Herkes kredi kartına dayandı. Ekstresini yatırıyor. Ondan sonra bir sonraki aya devam ediyor yaşamak için. Ama bunu kimse fark etmiyor. Kimse derken üst düzey 40 küsur milyar maaş alan milletvekillerimiz. Acaba ne zaman bitecek bu çile? Vallahi hocam biz öğrenciyiz. Hani şimdi şöyle düşünüyorlar, hani öğrencilere bir sorun yokmuş gibi görünüyor da ben İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum. Hani bunu biz kendimiz de yaşıyoruz. Doğalgaza, elektriğe, suya zam gelince otomatikmen biz de bundan etkileniyoruz. Hani annemizin, babamızın bize gönderdiği bir miktar para var. Hani bu oraya da yansıyor. Hani biz de hissediyoruz öğrenci olarak. Bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz. Halk çok fazla artık baskı hissediyor üzerinde. Bir de rahat rahat da konuşma pek mümkün değil artık maalesef ülkemizde. Ben kendim öğrenci olarak bile öğrenci evimde hissediyorum, yurdumda hissediyorum. Yani bunu bilemiyoruz. Bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz biz. Böyle yani benim düşüncelerim. Umarım duyarlar sesimizi. Yani şimdi gerçekten hani zaten çoğu birim fiyatı arttı. Hani insanlar adam gibi geçinemiyor. Önceden ben küçükken hatırlıyorum böyle 50 liraya falan pazara gittiğimizde komple poşetleri toplayıp eve gidebiliyorduk. Zaten şimdi hani komple arttı. İyice enflasyon arttı. Jari'nin bir tane sözü var. Diyor ki yurt dışında bizim yaşımızdaki çocuklar işte quadcopter uçururken biz burada hani ekonomiyi düşünüyoruz. Banka faizleri, carçut bunları düşünüyoruz. Tabii ki yani hani çok da adil değil. Orada yurt dışında ne bileyim 500 birime oyun konsol alınırken biz burada doğru düzgün daha 500 birime evi zar zor geçirebiliyoruz. Vallahi bir vatandaş olarak yani yıllardır bizim Türkiye'nin problemi zam konusu. Bir türlü zamları engelleyemedik. Ve Avrupa Birliği, Avrupa Birliği diyoruz ya, Avrupa'da böyle bir zam olasılığı olmuyor. Çünkü tekeli altına aldı devlet. Biz bunu tekeli altına alamıyoruz. Her şeyi etkiliyor. Petrole gelmiş, elektriğe gelmiş. Zaten el altından bütün yiyeceklere her gün zam geliyor. Ne yapabiliriz ki? Alışmışız. Zam olmasa herhalde rahat edemiyoruz. Zam gelmeyen hiçbir şey yok. Bu hükümetin yaptığı parası olmadığı için milletin üzerine ne kadar ne yüklerdi oralardan ne toplarsa bunun peşine düşmüş vaziyette. Bu da bizleri sıkıyor. İnşallah bu devrede şeker giderler, millet rahat eder. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Abi zamlar şimdi bayağı geldi, bayağı da etkili olmaya başladı. Geçen benim 30 liraya aldığım bir eşya şu an 45'e kadar yükselmiş. Yani bu zamlar bizi bayağı kötü biraz etkiledi ve bir genç olarak en çok da biz bunları görüyoruz Z kuşağı. Yani bayağı kötü oldu. Bu konu hakkında olumsuz düşünüyorum. Çünkü ekonomi gitgide kötüye gidiyor. Asgari ücret çok düşük. Hani gelir yok, gider çok. Yani tepkiliyiz vatandaş olarak. Vallahi bu konu hakkında hiç iyi düşünmüyorum. Geçen ay 800 geldi. Bu ay 2000 lira geldi. Yani bu ekonominin esnafı düşünen yok. Ne olur bilmiyorum yani. Yani bir ayda 20 lira 200 şey geliyor elektrik. Halbuki aynı şey kullanıyorum. Farklı yani artı bir şey yok. Aynı şey bir ay önce 800 şimdi hemen hemen 2 milyar yani 10 milyon ne geliyor? Yani bu neyden oluyor ben de aynen bilmiyorum.
Şöyle söyleyeyim kardeşim, elektriğe %12 zam yapıldı evet, ama doğalgaza %15 zam yapılmadı. Doğalgaza Ocak ayından beri %1 zam zaten geliyordu. Bu zamla beraber %17 zam yapıldı. Bu halkın belini bükmektir, hiç halkı düşünmemektir. Bu zamları yaparken sarayın masraflarını kısalardı, bu zamlar olmazdı. Bu kadar vergi alınmasaydı eğer, halk şu an daha refah yaşamış olurdu. Ben bu zamları protesto ediyorum. Halkın da gerekli protestoyu seçimde sandıkta vermesini talep ediyorum. Bu konu hakkında ne düşünüyorum? Evet, bizim açımızda zararlı, kötü. Neden kötü? Bu pandemiden dolayı. Aslında öncesine baktığında çok etkili diyen bir program şey değildi. Zam değildi. İnsanlar çalışıyordu, etkilenmiyordu. Bu pandemiden dolayı insanların bütçesini etkiledi. Bunun vergileri çok yüksek. Aslında kullandığımız elektrik, su ödediğimiz kadar geliyor ama maalesef vergiler dahil olunca çok yüksek geliyor. Bunu neye bağlayabiliriz? Devlete mi bağlıyoruz? Vallahi yapanları bilemiyorum ama Cumhurbaşkanı ile alakalı bir şey diyorsanız, soruyorsanız yanlış. Hani az önce bir arkadaş da röportaj yaptı, dedi ki saray vesaire bir Türkiye'nin cumhuru hak ettiği yerde oturmalı. Yakışanı yapmalı. Eskide ecdatlarımıza baktığımızda onlar da çok en kral yerde oturuyordu. Avrupa'ya baktığınızda onların da sarayları var. Kimse bunu söz konusu yapmıyor. Onlar da en iyi yerde oturuyorlar. En hani deha şeklinde oturuyorlar. Neden Türkiye'de olmasın? Atalarımızın, dedelerimizin kurtardığı Türkiye'yi bize Türklere zindan ettiler. Yabancılar geliyor, yaşıyor, yiyorlar, içiyorlar. Kedinin ciğere baktığı gibi bakıyoruz. Hangi markete bir ucuz olacak diye ömrümüz market market gezmeyle geçiyor. Teşekkür ediyorum.